Ben geldim. Hoş geldiniz Meltem Hanım. Ne haber Emine? Sağ olun Meltem Hanım. İyi. Haluk gelmedi mi daha? Yok, gelmedi. Meltem Hanım. Ne yapacağız? Yani Haluk Bey gelince ne yapacağız? Vallahi yapacak bir şey yok yani. Söyleyeceğiz, bunun kaçışı yok. Yani herkes biliyor, o da öğrensin tabii şimdiye kadar öğrenmediyse. İnşallah öğrenmiştir. En tehlikeli an öğrendiği an. Sonradan nasıl olsa sakinleşir o. Eyvah, geldi galiba. Yok ya, onun anahtarı vardır. Pek de sinirde, anahtarını bulamıyor, dur. Kızım, anahtarın yok mu senin? Öbür çantamda unutmuşum anneciğim. Ay baban zannettim, yüreğim ağzıma geldi ya. Gelmedi mi daha? Gelmedi. Ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum, bir şekilde söyleyeceğiz ama ben konuşurken siz ortadan kaybolursanız çok iyi olur. Ne kadar kalabalık o kadar kötü. İstersen ben söyleyeyim anne. Yok, düşündüm de ben söylemeyeyim. Ha, tamam, siz işinize bakın, ben hallederim. İnşallah şöyle neşeli neşeli gelir de söylemesi kolay olur. Ay inşallah. Yani neşeli gelmezse de babamı böyle neşelendirecek bir şeyler yapalım anne. Vallahi nasıl geleceği çok önemli. Keyfi yerindeyse tamam ama sinirliyse yandık. Hoş geldin. Gerek bir şey ya. Belediyeden gidiyorum. Zemin etüt raporunu alıyorum. Getiriyorum masaya, koyuyorum. Ana bir bakıyorum biri masanın tozunu alırken kaybolmuş. Ya kardeşim, benim masamın tozunu niye alıyorsun ya? Niye orayı bir oynatıyorsun, bir şey yapıyorsun? Ben çekmeceye koysaydım. Ya ben masaya koymak istiyorum. Masamın da öyle kalmasını istiyorum. Niye dokunuyorsun? Niye yerini değiştiriyorsun? Evde de aynı. Yani evde de bir tıraş kremim var, bir de tıraş köpüğüm. Ana sürekli onların yeri değişiyor böyle, her temizlikte. Ya kardeşim, dünyadaki bütün temizlik işleri bana karşı mı yapılıyor? Yani beni sinirlendirmek için mi yapılıyor? Her temizlik olayında benim eşyalarımın yeri değişmek zorunda mı? Her temizlik sonrasında benim eşyalarım kaybolmak zorunda mı be kardeşim? Sakin ol canım, sakin. Ya biri gelir dolaplarımı düzeltir, tişörtümü bulamam. Biri gelir banyoyu düzeltir, tıraş takımımı bulamam. Biri gelir masayı düzeltir, evraklarımı bulamam. Ya uğraşmayın benimle ya. Ya ben dağınık olmak istiyorum ya. Yani hiçbir şey istemiyorum ya. Dokunmayın bana. Şeytan diyor ki git tut bir ev, tek başına yaşa. 25 yıl boyunca da içine temizlikçi, memizlikçi sokma. Aman hayatım, sakin ol. Evet babacığım, biraz sakin olsan. Ya tamam, ben sakinim. Allah Allah. Gerçekten de çok neşeli geldi. Ya bu zemin etüdü kaybolacak günü buldu. Evet anne, ortam hiç uygun değil. Yemek hazır mı? Hazır Haluk Bey. Yani çorba da sıcak, buyurun sofraya. Bak, bugün duyduğum en güzel söz bu. Hadi hemen hazırla Emine, hadi. Bu evliliği tek başıma ayakta tutuyor. Hadi bakalım, gidelim elimizi yüzümüzü yıkayalım, sofraya oturalım. Hadi. İyi tamam, ölüyorum aşkım. Ne yapacağız anne? Çok sinirli. Vallahi ne yapacağız? Sinirinin geçmesini bekleyeceğiz. Bak, siniri geçip bir söyleyene kadar televizyon kapalı kalsın, tamam mı? Çünkü haberlerde babandan bahsedebilirler. Telefonları da sessize alalım. Kimse aramasın. Hatta babanın telefonunu kapat. Bak, onun ceketinin cebindedir şimdi. Selami falan ararsa biteriz. Vallahi Selami Bey kesin arar. Bu fırsatı kaçırmaz. Ay, arayacaksa da biz söyledikten sonra arasın. Bak, hadi yemekleri koy. Hadi. Daha sakinsin değil mi hayatım? Ya tamam, sakinim ya. Süper. Ya bu akşam ne oluyor? Ben her akşam sinirliyim. Niye taktınız ki siz benim sinirime yani? Ne oluyor? Allah Allah. Yok, takmadık. Takmadık. Hayır, yani böyle sanki bana bir şey söyleyeceksiniz de söyleyemiyorsunuz gibi bir durum var. Bismillah. Yok babacığım, nereden çıkarıyorsun bunları? Bugün herkeste bir tuhaflık var. Herkes bana sanki bir şey söyleyecek ama bir türlü söyleyemiyor. Evet Haluk, sana söylememiz gereken bir şey var. Hı. Bak, biliyorum işte. Nedir? Ben yemek var içeride. Gideyim onları da getireyim. Sen tek başına alamazsın Emine abla. Ben de sana yardım edeyim.
Ne? Çorbanı iç. Haluk. Meltem. Halukcuğum. Meltemciğim. Efendim? Ne oldu Meltem, söyledin mi? Gönülcüğüm, ben seni arayayım mı sonra? Unutma bak, ara beni mutlaka, tamam mı Meltem? Ol canım. Haluk. Meltem. Şimdi Halukcuğum. Ya Meltem, gözünü seveyim, ne söyleyeceksen söyle. Bu ne böyle bir saattir? Haluk Meltem, Haluk Meltem, Haluk Meltem, ne? Söyledi mi? Yok, daha söylemedi. Ama babanın yılın en romantik, en yumuşak, en duygulu erkeği olduğunu öğrenmesine çok az kaldı. Vallahi kalbim duracak. Aynen, benim de öyle. Meltem, gözünü seveyim hadi, ne söylüyorsan söyle. Amma geveledin ya. Peki. Haluk. Hani sen yılbaşında bir billboard yaptırmıştın ya. Aman. Hiç o konudan konuşmayalım yani. Ben o konudan konuşulsun istemiyorum. Ben o konu unutulsun istiyorum. Bundan bir daha bahsedilmesin istiyorum. Herkes duymuş ya. İşçiler bile duymuş. Fayans yüzlü bugün gelmiş böyle sırıta sırıta. Haluk abi, amma romantikmişsin. Ana. Ama ne güzel değil mi canım? Hayır, hiç de güzel değil. Kimse bana romantik falan diyemez. Çimentocu Saffet bile... Vay Haluk abi, biz seni taş vurun bilirdik. Bu olay bir an önce unutulsun ve bir daha hiç konuşulmasın istiyorum. Gündemden düşsün istiyorum. Yani bir daha kimse ağzını açıp bu olaydan bahsetmesin, hatırlamasın istiyorum. Yani o kadar fazla istiyorum kardeşim. Ben koçlar gibi sözümü tuttum. Sözümü tuttuğum gibi sizin de tutmanızı istiyorum. Siz de konuşmayın bir daha bu konuyla ilgili. Niye konuşuyorsunuz ki? Allah Allah. Ama benim sana söylemem gereken bir şey var. Yok, konu kapandı Meltem. Bu konuyla ilgili bir daha bana hiçbir şey söyleme. Bu konu kapanmıştır, bir daha da açılmayacak. Beni yeterince maymun ettiniz. Hala söylemedi. Söylemedi vallahi. Durum daha da kötü. İşler iyicene karıştı. Ya sen bu olayı çok büyütüyorsun. Hayır efendim, büyütmüyorum. Sadece bu olayla ilgili konuşmak istemiyorum. Bu billboard olayını kapatmak istiyorum ya. Bir daha konuşmak istemiyorum ya. Çünkü bu olay benim karizmamı çiziyor ya. Daha nasıl söyleyeyim? Tamam, peki canım. Allah Allah, konuşma. Kapat artık bu konuyu. Başka şeylerden bahset. Yemek nerede kal? Emine! Emine, nerede kaldı yemekler? Hani hazırdı? Bir saattir bekliyoruz. Ay şey, Haluk Bey, yani ben bir ısıtayım dedim birazcık canım. Koy. Tam stres yapmayın Emine. Aynı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız. Bu evde sır dolu şu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni bir oyun için.